1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 29. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 29. 3.2 Osmanlı Devleti ve Dünya Savaşı. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi ve İttihat ve Terakki'nin yönetimi ele geçirmesinden sonra Osmanlı Devleti'ndeki çözülme hızlandı. İttihat ve Terakki yöneticileri, bu çözülmeyi Osmanlı Devleti'nin giderek bloklaşan bir dünyada, özellikle Rusya karşısında yalnız kalmış olmasına bağlıyorlardı. İtilaf devletlerine dahil olma girişimleri karşılık görmeyen Osmanlı Devleti, bu yalnızlıktan kurtulmak ve kaybettiği toprakları geri almak amacıyla Almanya ile 2 Ağustos 1914'te bir ittifak antlaşması imzaladı. Almanya, Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa sokarak Avrupa'daki savaş yükünü hafifletmeyi, halifenin dini gücünden ve Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumundan faydalanmayı amaçlıyordu. Osmanlı Devleti bu antlaşmaya rağmen savaşa hemen girmedi ve tarafsızlığını ilan etti. Ancak Akdeniz'de İngiliz donanmasından kaçan Almanlara ait Giben, Goben ve Breslau gemileri Çanakkale Boğazı'na sığınınca Osmanlı Devleti İngiltere'ye bu gemileri satın aldığını bildirdi. Yavuz ve Midilli adı verilen gemiler Karadeniz'e çıkıp Ruslara ait Sivastopol ve Odessa limanlarını bombaladı. Bunun üzerine 2 Kasım 1914'te Rusya, 5 Kasım 1914'te İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'ne, Osmanlı Devleti ise 11 Kasım 1914'te İtilaf Devletleri'ne savaş ilan etti. Görsel okuma bir görselden yararlanarak küresel güçlerin Osmanlı Devleti'ne yönelik politikaları ile ilgili kısa bir metin yazınız. Cevap, Osmanlı Devleti, Dünya Savaşı öncesi dönemde küresel güçlerin rekabet alanında kalmış, İtilaf Devletleri ile ilişki kurma çabaları başarısız olunca Almanya ile ittifak yapmıştır. Almanya, Osmanlı'nın jeopolitik konumunu ve dini gücünü kullanarak Avrupa'daki savaş yükünü hafifletmeyi amaçlamıştır. Ancak Giben ve Breslau gemilerinin Çanakkale Boğazı'na sığınması, Osmanlı'nın İtilaf Devletleri ile arasının açılmasına ve sonunda savaşa girmesine neden olmuştur. 1. 2. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı sayfa 29 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.